Akışımız şöyle olacak. Ben mevcutta container ve Kubernetes üzerinde yapılabilecek güvenliklerden bahsedeceğim. Yani bir nevi security harden olayına girmeye ve olayı anlatmaya çalışacağım. Benim derdim daha fazla konsepti anlatmak. Bir konsepte herhangi bir third party bir tool olmadan, yani mümkün mertebe az olacak şekilde container ve Kubernetes üzerinde yapılabilecek güvenlikleri ifade etmek olacak. Devamında Muhammed isimli arkadaşım var burada. Kendisi de Sysdig tarafında, Sysdig'in container'da, Kubernetes'te ya da cloud ortamında sağladığı security solution'lardan bahsedecek şeklinde ifade edeyim. Ben yavaştan anlatıma başlayacağım. Anlatıma başlamadan şunu ifade etmek istiyorum. Container tarafında da, orchestration tarafında da çok fazla tool mevcut. Yani ben hepsini anlatmam, hani buradaki efor yönetmek adına çok verimli olmazdı. Ben container tarafını en çok kullanan ve herkesin aşina olduğu Docker'ı ele aldım. Orchestration tarafında da gene daha fazla, yani daha fazla kullanılan Kubernetes'i ele aldım. Anlatacağım şey mümkün mertebe Docker ve Kubernetes özelinde olacak. Fakat hani burada ezberden ziyade daha fazla bir yaklaşım anlatacağım için benzer keywordleri diğer teknolojilerde de bulmak mümkün diye düşünüyorum. Deyip yavaştan kendimi tanıtarak başlayayım. Erdem Yıldız, yaklaşık 2 yıldır BGL tarafına çalışıyorum. Web ve mobile tarafta güvenlik sertifikalarım mevcut. Web API, mobile güvenlik tarafında tecrübelerim var. Tarama tool'ları olan SCA, SAS ve DAS tarafında yine tecrübelerim mevcut. Code review tarafında zafiyet bulma, zafiyetleri kapatma tarafında tecrübelerim mevcut. DevSecOps tarafında da aslında CI/CD pipeline'ına güvenlik ekiplerini sokup CI/CD pipeline'ının başından sonuna daha doğru, daha az zafiyetli uygulamalar yazacak ortama bir şekilde otomasyon yazabilme becerim, tecrübem mevcut ve tabii ki de karşınıza çıktım. Container ve Kubernetes tarafında bir deneyimim, tecrübem mevcut. Yavaştan başlayalım. Container'ın dünyasına girmeden önce mevcutu biraz anlatmak isterim. İlk zamanlarda aslında üzerinde birden fazla uygulama çalışan işte yüzlerce fiziksel sunucular vardı ve bu fiziksel sunuculara bir işletim sistemi mevcuttu. Bir ya da birden fazla uygulama çalışırdı. Fakat bunun geliştirme yapan kişiler tarafından bazı problemleri vardı. İlk taraftaki uygulama belki çalışırken diğer taraftaki uygulamaların çalışmasını engelleyebilecek bir halde olabiliyordu. Neden? Dışarıya açtığı bir port yüzünden belki dışarıdan bir saldırı alıyordu. Bu saldırıdan sebep daha fazla kaynak tüketiyordu. Bu kaynakların tüketilmesi diğer işletim sisteminde çalışan diğer iki uygulamanın çalışmasını engelleyebiliyordu. Bunun yanında uygulamalar üzerinde herhangi bir izolasyon mevcut değildi. Bir de çalışacak uygulama aslında işletim sistemi bağımlılığı vardı. Örnek vermek gerekirse .NET bu uygulama çalıştıracaksınız. Windows tabanlı bir sunucu kullanmak zorundaydınız. Peki ilk zamanlarda bu geleneksel yöntemde 2000'li yıllarda yapılan güvenlik hizmeti neydi? Aslında burada yapılan güvenlik hizmeti daha fazla ilgili makineye, fiziksel sunucuya bir güvenlik ajanı koymak ve bu güvenlik ajanının gerek diske dokunduğunda gerekse RAM'e müdahale ettiği esnada bir alarm üretip var olan saldırıyı engellemek üzerine kurgulanmıştı. İlerleyen yıllarda sanallaştırma teknolojisini duyduk ve bu teknolojiyle beraber artık biz yüzlerce fiziksel sunucu yerine bunların sayısını bayağı bir azaltacak hale geldik ve burada birkaç güçlü, süper güçlü sunucular sayesinde bir işletim sistemi üzerindeki kaynakları sanallaştırabilip işletim sistemi üzerinde işletim sistemi ayağa kaldırabilir hale geldik. Ha, bunu yapmak için de aslında hypervisor denilen bir teknoloji kullanılmakta. Peki bunun bize fail sağladığı ya da deployment'a fail sağladığı failine ona baktığımızda artık uygulamaları işletim sistemine göre bir işletim sistemine göre ayağa kaldırabileceğiz. Demek istediğim şey şu. Bir uygulama Windows işletim sistemine ihtiyacı varsa hemen biz fiziksel sunucu üzerinde Windows işletim sisteminde bir sanal makine ayağa kaldıracağız. Linux için ise ekstra bir sanal makine ayağa kaldırmamız gerekecek. Yani bunun yanında uygulamaları kendi içerisinde bölebiliyoruz. Bunu yaparken de yine işte sanallaştırma teknolojisinin sayesinde bunları gerçekleştirebiliyoruz. Çok detaya girmeden bu sürecin gerçekten geliştirme ekiplerine faydası vardı. Peki burada güvenlik nasıl yapılıyor? Burada güvenlik gerek sanal makinenin içerisinde gerekse eğer üzerinde çalışan bir bare metal işte şey değilse, bir sanallaştırma teknolojisi değilse ya da buna benzer bir yapıda değilse gene de üzerine yani aslında operation sistem varsa bare metal değilse buraya da gene bir güvenlik ajanı koyuyorduk. Gene benzer traditional deployment'taki gibi burada da disk üzerinde ya da memory üzerinde herhangi bir hareket olduğu takdirde
ilgili ajan bu bir tehlikeyse bunun için çalışıyor, bunun için koruma işlemi gerçekleştiriyor. İlerleyen zamanlarda mümkün mertebe bu geliştirme yazılım ağırlıklı anlatmaya çalışacağım, anlatmaya çalışıyorum. Container denilen bir yapı çıktı. Container teknolojisiyle beraber artık yazılımcılar uygulamalarını, bağımlılıklarını, kullanılan kütüphaneleri ve bunun gibi ihtiyaçları paketleyebilip artık ilgili container runtime çalışan işletim sistemi üzerinde container'ları birbirinden izole bir şekilde çalıştırabilir hale geldiler. Sanal makinedeki gibi aslında çok fazla kaynak kullanma vesaire gibi durumlar yoktu. Çünkü uygulamanın kullandığı kaynaktan daha fazla bir alan verdiğinizde burada israf vesaire söz konusu oluyordu. Biz artık ya yazılımcılar artık bu süreci çok çok daha basit bir halde getirebilirler. Dert temelde uygulamanın ayağa kalkıp çalışabilmesi olduğu için konteyner teknolojisi onlara gerçek anlamda bu konuda çok fayda sağladılar. Devamında VM'lere kıyasla küçük boyutta ve az kaynakla çalışabilirler. Bir diğer en büyük artısına gelecek olursam container yani ilgili uygulama ihtiyaçlarıyla beraber imaj haline getirip paketlendikten sonra container runtime üzerinde işletim sistemi bağımsız çalışabilirler ve ön yükleme süresi yok. Ön yüklemeyle alakalı diğer kontrolleri yani ekstra bir işlem mevcut değil. Yazılımcılarda şöyle bir problem olabiliyor. Ya bu benim makinemle çalıştı ama sende çalışmadı şeklinde. İşte container tarafında bu yazılımsal problemler de bir şekilde adreslenmiş oluyor. Burada bilmemiz gereken aslında yapışı bağımsız ve izole ortamlarda çalışabilmesi. Şimdi oraya geleceğim. Aslında bağımsız ve izole demek container host işletim sisteminde bir aslında container dediğimiz şey host işletim sistemindeki bir proses. Host işletim sistemindeki bir prosesi bağımsız ve izole yapabilmek için burada Linux'un bazı kernel özellikleri kullanılmış. Bir tanesi namespace. Aslında biz namespace'lerle beraber container prosesine diyoruz ki arkadaş sen işletim sisteminde bir prosesin, senden başka bir kaynak yok. Sen teksin, senin kendi iç dünyan var. Eğer sen içeride bir proses, container içerisinde bir proses oluşturursan senin PID numaran bir bir artacak şekildedir. Senden başka kimse görme şeklinde bunu bir namespace almış oluyoruz. Bu bir Linux kernel özelliği. İşletim sisteminde namespace olan çalışan, namespace özelliğini kullanarak çalışan container proseslerinin bir de kaynaklarının denetlenmesi ve limitlenmesine ihtiyaç var. Bunu da aslında gene Linux'un özelliği olan cgroup üzerinden gerçekleştirmekte. Yani biz bir konteyner ayağa kaldırdığımızda işletim sisteminde o konteyner prosesin bir namespace alıyor ve kaynakların limitlenmesi için cgroup üzerinden bir işlem gerçekleşiyor. Bu ve bunun gibi birkaç kernel özelliğiyle beraber aslında biz mevcutta çalışan konteynerin runtime'da iç dünyasındaki prosesleri yakalamamız bir standart antivirüs tarafından pek mümkün olmamakta. Yani siz bugün bir konteyneri dış dünyaya hizmet olarak açtığınızda üzerine bir uygulaması barındırabilir, API barındırabilir. Bu dışarıdan bir saldırıyı konteynerin iç dünyasına, yani konteyner içerisinde bir proses oluşturup bu prosesten konteyner içerisinde zarar verecek bir saldırı yediğinde bunu standart daha önce sunumun başında bahsettiğim antivirüslerle yakalamanız pek mümkün değil. Bugün ben bu sunumda aslında mümkün mertebe runtime'ı denetlenmeyen container ya da Kubernetes ortamları nasıl sıkılaştırır bundan size bahsedeceğim. Bunlar için buradaki maddeleri ele alacağız ama bu maddeleri ele almadan önce ufak bir Docker'ı size hatırlatmak istiyorum. Docker dediğim şey aslında bir işletim sisteminde yüzlerce hatta binlerce birbirinden izole ve bağımsız konteyner oluşturmak için kullanılan sanallaştırma teknolojilerden bir tanesi. Docker gibi bu arada çok benzer teknolojiler mevcut. Peki Docker'ın architecture'ına baktığımız zaman bir client'ımız var, bir Docker host'umuz var. İçerisinde daemon çalışıyor. Bir de imajları kaydettiğimiz register'ı var. Yani temelde Docker daemon dediğimiz şey API'den gelen istekleri dinler ve buna göre aslında imaj, container, network, volume gibi objeler üretir. Bunu şu şekilde yapıyor. Docker daemon'un bir soketi ya da bir HTTP protokolü dinliyor. Devamında da dışarıdan Docker client'tan aldığı bu işlemleri, ihtiyaçları gidip daemon alt tarafta container D'ye, container D de alt tarafta run C'yi konuşturarak run C ile iletişime geçerek bu işlemleri gerçekleştiriyor. Temelde Docker daemon'un ihtiyacı bu şekilde olduğunu düşünelim. Docker client aslında image container network gibi objenin oluşturulmasını isteyen bir
Terminal komut olarak düşünebiliriz. Buradaki mimari aslında şu an web bir mimarisi gibi request response gibi düşünebiliriz. Consume eden bir taraf var. Bir de onu karşılayan bir taraf var. Bir de Docker Register dediğimiz bir şey var. Container'lar imajlardan türetildiği için bu imajların bir yerde saklanması lazım. Bu imajların saklandığı yerlere Docker Register deniyor. Public olabildiği gibi şirketlerin private register'ları da mevcut. Peki Docker ortamında kullanılan en çok duyulan komponentler ne? Bunların bir tanesi Dockerfile. Aslında Dockerfile bizim kodlarımızın imaja dönüştürüldüğü ve bunun anlatımının yapıldığı bir metin dosyası olarak düşünebiliriz. Kodlarımızı Dockerfile tarafında ifade ederiz. Çalışması gereken kullanıcı bilgisi, işte port bilgisi, imaj bilgisi gibi bazı kendince sintaksları var. Bunları belirttiğimiz takdirde Dockerfile oluştururuz. Dockerfile'da imajları oluşturur. İmaj dediğimiz şey de temelde tam tersi. Dockerfile'den oluşan read-only bir şemadır. Oluştuktan sonra tekrar değişmesi mümkün değildir. Genelde immutable olarak da adlandırılır. Derdi bu imaj oluştuktan sonra bir container runtime ortamında çalıştırılır ve bu container olur. Container'a da bu şekilde atlamış olduk. Container'a gene Linux işletim sisteminde birbirine izole olarak çalışabilen proseslerin verilen isimdir. Derdimiz aslında şu, tersten bakalım. Container'lar imajlardan, imajlarsa Docker file'lardan oluşmaktadır deyip 3 komponenti anlatmış olduk. Peki güvenlik tarafında yapılacak olan ihtiyaç ne? Aslında biz runtime'ı, yani container runtime'ı daha iyi bir hale getirebilmek için işin kod tarafından başlamamız lazım. Çünkü zafiyetler genelde koddan çıkar. İşletim sisteminde de böyle, uygulamada da böyle. Yavaştan girelim. Şimdi bizim derdimiz mümkün mertebe bir kodu yazılımcının derdi bir kodu imaj haline getirip canlı ortam bir şekilde onu çıkartmak. Bizim burada yapacağımız şey genelde şirketlerde CI/CD pipeline oluyor. Biz bu pipeline'ın Shift Security Left kavramıyla ilk başından en sonuna kadar bir şekilde var olabilmeye çalışmak ve her değişimde, her feature'da, her kod değişiminde kodu mümkün mertebe tarayıp zafiyetleri bulmak. Bunun için SAS denilen bir teknolojiyi kullanıyoruz. SAS dediğimiz şey şu, kodu açık, binary ya da byte kod olarak ele alıyor. Üzerine bir tarama işlemi gerçekleşiyor. Elde edilen sonuçları yazılımcı ya da security çalışanlarına göndererek böylece zafiyetlerin varlığını kod seviyesine göstermiş oluyor. Bizim mümkün mertebe yapacağımız şey her değişiklikte, yenilikte kodumuzu taramak, elde edilen güvenlik zafiyetlerini çözmek. Bu işin kod tarafıydı. Bir de kod uygulama geliştirilirken uygulamaların kullandığı third party komponentler oluyor. Third party tarafındaki bu komponentler örnek vermek gerekirse library'den bazı dependensiler de olabiliyor. Bu tarafta uygulamanın kullandığı third party kaynakların denetimi için ise software composition analysis denilen bir yaklaşım mevcut. Bu yaklaşımı tıpkı SAS'ta benziyor ama derdi kaynak kod değil, kaynak kodda kullanılan kütüphanelerin güvenliği olarak düşünebiliriz. Bizim mümkün mertebe pipeline'ın başında bunları her değişimde taradığımız takdirde ve elde edilen zafiyetleri çözdüğümüz takdirde kodumuz bir yere kadar olgun hale gelecektir. Peki devamında ne yapmamız lazım? Şu ana kadar biz otomatize taramalarla bu işlemi yaptık. Fakat bu işin bir de manuel tarafı olması lazım. Yani manuel tarafta OAuth denilen bir topluluk var. Bu topluluğun derdi yazılımı ve güvenliği olgunlaştıracak çözümler bize sunması oluyor. Burada da kendi içinde belli başlı web tarafında, API tarafında ve kaynak kod tarafında top 10, yani piyasada en fazla bulunan 10 kritik zafiyet şeklinde açıklamaları ve maddeleri var. Bu maddeleri biz güvenlik testlerinde manuel adımlarla pentesterlara yaptırtıp böylece kodumuzu otomatize kaynak koddan geçirdik. Kodumuz bir yere kadar olgunlaştı. Hadi bunu artık manuel bir de insana verelim. Çünkü bazı business logic zafiyetleri otomasyon tool'ları bulamaz ki zaten kendileri de bunları user guide'larını ifade ederler. Bu gibi kaçırılacak noktaları bir insan tarafından denetlenmesini isteyerek böylece biz otomasyonu insan gücüyle bir pentester'la birleştirerek kodumuzu, uygulamamızı çok daha iyi bir hale getirip bunun için web tarafında buradaki zafiyetler, API tarafında ekrandaki zafiyetler ve kaynak kodda bu zafiyetlerin bulunması ve giderilmesi bizim için kıymetli olacaktır. Şöylece internette hızlıca araştırıp bulduğum bir CI/CD pipeline var. Aslında biz bu pipeline her zaman başında, plan tarafında olmamız lazım ama plan tarafında geçiyorum. Her zaman kod tarafında bir şekilde SAST ve SCA çözümleriyle biz kodumuzu
white box bir şekilde taramamız lazım. Kodumuz canlı ortama gitmeden hızlıca black box denilen teknikle beraber artık pen testini yapmamız lazım. Böylece bu kod imaj olmadan önce mümkün mertebe kod güvenliğinin sağlanması lazım. Ben burada bunları sözlü olarak ifade ediyorum. Fakat şirket kültürü gereği bu adımlar herhangi bir yerde de olabilir. Fakat bizim derdimiz şu: biz mümkün mertebe security her zaman sol taraftan başlamalıyız. Yani pipeline'ın ilk başına başlatmalıyız ki bizim kaçıracağımız bir şeyler olmasın. Şimdi kod güvenliğini ele aldık. Şuraya böyle hani kafada şöyle düşünebiliriz: bir Windows server'ımız var, üzerinde uygulamamız çalışıyor. Biz uygulama tarafındaki çıktılarımızı uygulama güvenliği işte SAS, SCA taraması, pentest yaparak ele aldık. Şimdi işin bir de Windows işletim sistemi tarafı olarak düşünelim. Uygulama çalışıyor, üzerine uygulama çalışıyor. Altındaki server'ın güvenliği. Bu da aslında Docker'a karşılık geldiği zaman Docker file'dan geçiyor. Bizim mümkün mertebe Docker file tarafında, yani aslında bir imaj hazırlarken imaj öncesindeki Docker file metin dosyasında bazı kontroller yapmamız gerekiyor ki bunlar security best practice olarak internette de geçiyor. Bunların sayısı bir hayli fazla. Ben hızlı yönetilebilecek olanları koydum ama Google'ladığınız takdirde best practice'ler bir hayli fazla olduğunu göreceksiniz. Peki burada yapılacak ilk işlem ne? Genelde imaj üreticileri, ya yani bu biz de olabiliriz, işte Debian'ın kendisi de olabilir. Bir imaj ürettiğinde biz bu imajı kullanalım, yani indirip ayağa kaldırdığımızda bu imajın içerisinde root kullanıcısı olduğunu göreceğiz. Container dediğimizin kendi içerisinde bir file sistemi mevcut ve bu file sisteminde yine bir kullanıcısı var. Default'ta bu kullanıcı root hakları, yani root'tur, root'un kendisidir. Fakat bizim uygulamamız, yani root hakları çalışacak bir uygulama olmadığını eğer biliyorsak, burada yapmamız gereken şey konteynerin içerisinde ekran fotoğrafındaki gibi bir kullanıcı oluşturup bu kullanıcı üzerinden prosesör oluşturduğumuz takdirde artık uygulamamızın içerisinde my user isimli bir kullanıcı ayağa kalkacak ve bu kullanıcı üzerinden prosesör meydana gelecek. Böylece biz root hakları çalışan bir konteynerin rootless yapmış olacağız. Yani bunun ne faydası var? Yarın bir gün uygulamamız dışarıdan remote code execution gibi ya da ona benzer bir zafiyetle tehdit edildiğinde root hakları yapılacak senaryolar çok daha başka. My user kullanıcısı yapılacak senaryolar çok daha başka. Buradaki mümkün mertebe risk azaltmak adına root olmayan bir container'la uygulama çalıştırmak daha doğru olacaktır. Devamında bunu yazılımcılar çok fazla kullanıyor. Burada olay şu: biz mümkün mertebe oluşturacağımız imajın kullanmadığımız dosyaların imajın içerisine dahil etmememiz lazım. Şu ortada bir yorum satırı görüyoruz. Yorum satırının yukarısında bir Golang imajı Golang imajı üzerinde bir Go kodu derleniyor ve çıktısı bu şekilde olduğunu düşünün. Burada Go'nun kendi build tool'ları ve onun getirdiği bazı küçük paketler mevcut. Aşağıya baktığımız takdirde de copy alanında yukarıdaki stage'deki builder stage'indeki oluşan dosya ikinci from'daki yeni bir imaja kopyalanıyor ve burada ayağa kaldırıyor. Burada yapılan şey şu temelde: ben kodumu build ettiğim bir ortam var. Kodumu orada build ediyorum. Build edilen çıktıyı alıyorum. Daha sonra bunu yeni bir tane daha imaj referans veriyorum ve burada ayağa kaldırıyorum. Burada biz şunu yapmış oluyoruz: build edilen ortama artık imaj içerisinde dahil etmemiş oluyoruz ve mümkün mertebe kodumuzun yani imajımızın içerisindeki paket sayısı yukarıya göre çok 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 daha aşağı bir durum alıyor. Çünkü biz gereksiz paketleri imajımızda bulundurmamış oluyoruz. Bir diğer bilmemiz gereken kavram, bu da güvenilir imajın kullanılması. Şimdi piyasada Ubuntu yazdığınızda birden fazla, hatta yüzlerce Ubuntu imajı çıkmaktadır. Bizim buradan derdim, ya da yazılımcının derdi, gerçek anlamda imajı üreticisinden kopyalamak. Bugün mesela siz Ubuntu imajını indirip üzerine olmayan bir nmap, wget gibi bir komut yükleyebilir. Devamında tekrardan bu imajı public ortama register edebilirsiniz. Ama yüklediğiniz pakette bir zafiyet varsa, aslında bu imaj Ubuntu olsa temelde de içerisinde zafiyet barındıran bir imaj olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bu fotoğrafta da bu yapılmış. Sağlam bir Ubuntu imajı üzerine Apache 2.2 yüklenmiş. Artık bu hali, yani şu halinde Ubuntu imajı, fakat Apache yüklendiği için de yüklenen versiyon zafiyetli olduğu için buradan türetilen PHP versiyonu ya da WordPress imajı da zafiyet olacağı için buradaki problemi bu şekilde göstermiş olduk. Mümkün mertebe trusted based bir imaj kullanmamız bize fayda sağlayacak.
Peki bunun dışında ne yapabiliriz? Yani ekstra olarak mümkün mertebe Docker Daemon'ı hem Docker Daemon'ı dışarıya ya da bir konteynere volume olarak bağlamamak bizi rahatlatacaktır. Bunun dışında kaynakları limitlemek bizim işimize gelecektir. Devamında eğer uygulama konteyner içerisindeki file sistemi herhangi bir şekilde işlem yapmıyorsa o konteyner read only hakları ayağa kaldırmak bizim gene işimize gelecek bir durumdur. Burada da ekran görüntüsünü aslında bunu anlatmaya çalıştım. Burada yanlış kullanımdan dolayı Alpine içerisinde Docker Daemon soketi bağlanmış. Eğer Alpine içerisinde Docker Client yüklüyse Alpine içerisindeki Docker Client komutuyla işletim sistemi yani host üzerindeki container runtime'la buradaki yol üzerinden konuşulabilecek atak senaryoları mevcut olabilir. Bunun devamında şu yapılmış. Bir Alpine imajı üzerindeki tüm capabilities'ları drop edilmiş. Sadece çoğun eklenmiş. Bu da aslında gene kullanılmayan capabilities'ların kaldırılması anlamında fayda sağlıyor. Aşağı indiğimizde de read only bir imaj ayağa kaldırılmış. Ve burada echo whatever yazılsa bile artık bu TMP altında herhangi bir şekilde oluşmayacak. Çünkü işaret read only olarak düşünebiliriz. Peki Docker file tarafına mümkün mertebe bir şeyleri ele aldık ve sağlam komutlarla imaj oluşturursa bu işlem burada bitiyor mu? Aslında bu işlem tam olarak burada bitmiyor. Çünkü bunun bir de devamı var. Biz şimdi oluşturduğumuz imajın içerisine kodumuzu gömdük ve bunu paketleyip imaj haline getirdik. Biz bunu canlı ortama hizmet vermeden önce ya da bir yere register etmeden önce yapmamız gereken şey imajı taramak. Çünkü imajın üzerine herhangi bir zafiyet bulundurabilir ve biz bu zafiyetli imajı bu şekilde canlı ortama taşımamız bizim isteyeceğimiz bir durum olmaz. Bu tıpkı şeye işaret ediyor gibi düşünün. Uygulamamız sağlam paket üzerinde koşan işletim sistemi sıkıntılı gibi düşünün. Burada da bu şekilde bir pipeline çizilmiş. Bu pipeline'da image scanning yapılmış. Duruma göre eğer bir fail alırsa pipeline kırılmış. Eğer almazsa prod repository register edilmiş olarak düşünün. Sadece imajı taramak yetmez. Bizim imajı bir de düzenli olarak taramamız gerekecek. Çünkü bugün imaj tarafında da elde edilen sonuçta herhangi bir zafiyet bulunmaması bir ay sonra bulunmayacağı anlamına gelmez ki. Yakın zamanda yani güvenlik çıktığına baktığımızda pek çok yerden zero day'ler karşımıza çıkmaya başlıyor. Burada sadece imaj scanning yapmamamız lazım. Bunu bir şekilde continuous'a bağlamamız gerekmektedir. Burada bir ekran görüntüsü paylaşmaya çalıştım. Belki biraz kötü gelecek ama bu ekran görüntüsü aslında ifade ettiğim şey şu. Flask uygulama oluşturdum. Onu Docker scan komutuyla taradığıma bakın içerisinde pek çok zafiyet mevcut. Bunun bu halde canlı ortamın çalışması herkesin isteyeceği bir durum değil. Peki container runtime tarafında ne yapabiliriz? Aslında runtime tarafında yani biraz internal olacak, %100 ifade edemeyeceğim ama şunu bilmemiz lazım. Secure Computing denilen bir kavram var. Bu kavram şunu yapıyor. Container host üzerine proses olarak ayağa kalktığında container içerisindeki prosesör, diğer çalışacak child prosesör işletim sisteminin kernel ile syscall'lar üzerinden konuşmaktadır. Burada Secure Computing şunu yapıyor. Biz bir container'ı Secure Computing profili üzerinden ayağa kaldırabiliriz ve bu şu demektir. Container içerisinde oluşacak olan syscall'ları biz burada profilleyebiliriz. Hangi syscall'lar işletim sisteminin kernel'ına gönderilsin, hangileri gönderilmesini yaparak burada da bir şekilde güvenliği sağlayabiliriz. Fakat burada ya default bir polis oluşturacağız ya da bunu her konteyner için o konteyner üzerine yapmamız gerekecek. Peki konteynerda yukarıdaki önlemler alınmadığı takdirde neler olabilir ya da biz bunları nasıl denetleyebiliriz? Hani konuşmanın öncesinde bahsettiğim gibi şu anda mevcut antivirüs tool'ları konteynerin iç dünyasını adreslemekte biraz kadük kalıyor. Ben bugüne kadar da bugün dahil okuduğum kadarıyla bunu yapabilen bir antivirüs henüz görmedim. Varsa bir iki tane vardır, ben kaçırmışımdır. Ama şuraya geleceğim. Biz güvenlik tarafındaki sıkılaştırmalı almadığımız takdirde birisi uygulamamıza remote code execution ya da eşdeğer bir zafiyet bulduğunda dışarıdan konteynerin içerisine girebilir ve biz bunu yakalayamayız. Konteynerin root izni altında bir dosya açar, biz bunu yakalayamayız. Konteyner içerisinde hassas dosya okuyabilir, işte hassas veri okuyabilir. Bunların bir tanesi secret bilgisi olabilir ve bunun gibi diğer bilgiler olabilir. Beklenmeyen bir şekilde konteynerden dışarıya bir UDP trafiği oluşturabilir ve burada bir tool yüklemeyi amaçlayabilir ya da bash historisini silebilir. Bu gibi hareketleri yakalayamayacağız.
Burada aslında biraz kalıp kalacağız. Burası işin gerek Docker tarafına, gerek Docker'ın kendisi tarafına, gerekse piyasadaki ürünler tarafından, güvenlik ürünleri tarafından mevcut da adreslenmiyor. Peki best practice'lerle oluşmayan bir imajları nasıl yakalayabiliriz? Örnek veriyorum, bir imaj root haklarıyla oluştu ve canlı çalışıyor. Biz bunu nasıl yakalayabiliriz? Bunu gene mevcut da Docker sana yakalayamazsın. Hani bunu yakalayabilmen için gidip şunu yazman lazım. İşte bir entegrasyon yazın ya da küçük bir script yazacaksın. Çalışan konteynerlara girecek. İçerisine exec IT deyip ID ile root olup olmadığına bakacak. Diğerleri de gene keza bununla alakalı. Üzerinde imaj, üzerine zafiyetli imajın bir konteyner olarak çalışması da gene ekstra bizim yapacağımız bir çalışmayla olacak bir durum. Bunları ekstra bir şekilde yapmadığımız takdirde Docker şunu demez: üzerine zafiyet barındırıyorsun, sen bunu çalıştıramazsın demez. Bizim buraya ekstra girmemiz gerekiyor. İşimde Kubernetes tarafına geçeceğim. Kubernetes tarafında aslında ya bir orchestration tool'un ihtiyacı nereden çıktı? Bir veya birden fazla container aslında yönetmek, atıyorum 100 tane container var, bunları yönetmek kolay değil. Çünkü bir container down olduğuna, bunun down olup olmadığının bilgisini siz ekstra bir şey yapmazsanız bilemezsiniz. Aslında orchestration tool da bize şunu sağlıyor: container'ın nodları içerisinde dağıtılması, yönetilmesinden sorumlu bir araç. Üzerine deployment, management, scaling, network ve load balance gibi ihtiyaçları otomatik hale getiren bir mevcutta temel bir yapısı var. Küçük bahsettikten sonra bir de Kubernetes'e gelelim. Kubernetes Go diline geliştirilmiş Cloud Native Computing Foundation tarafından desteklenen mevcut konteyner hale getirilmiş uygulamaların otomatik deploy etmek, sayılarını azaltıp arttırmak gibi yönetim sağlayan bir araç olarak, container cluster aracı olarak düşünebiliriz. Peki bunun mimarisi nasıl? Temelde master slave olarak çalışıyor. Yukarıda bir beyin var. Beyin direkt aşağıdaki azalar üzerinde podlar üreterek burada çalışmasına fayda sağlıyor. Bir mimarisine bakalım. Kubernetes cluster dediğimiz şey içerisinde master ve clientların bulunduğu konsepti kapsayan genel bir isim olarak düşünebiliriz. Peki master dediğimiz şey ne yapıyor? Master Kubernetes'in aslında beyni olarak düşünebiliriz ve tüm nodların yönetildiği yer burasıdır. Worker nodların sağlıklı çalışabilmesi için kendi içerisinde 4 tane temelde komponentleri var. Worker dediğimiz şey ise gene container'ın çalıştığı fiziksel ya da sanal makinelerdir. Sağlıklı çalışabilmesi için aşağıdaki komponentlere ihtiyaç duyar. Temelde master aslında üzerine container barındırmaz, derdi worker nodları yöneterek üzerinde konteyner ayağa kaldırır. Worker nodlarla iletişime geçerken şu komponentlerin bazılarını kullanır ve bu şekilde konteynerlar, podlar Kubernetes üzerinde ayağa kaldırılır ve yönetilir. Bir de Kubernetes'e pod denilen bir kavram var. Aslında bu kavram Kubernetes içerisinde konteynerlar doğrudan çalıştırmaz. Bunları enkapsüle eden podlar mevcuttur. Bu podların sayısı best practice'lerde bir pod içerisinde genelde bir konteyner olur. Fakat bazı durumlarda DevOps arkadaşlar sidecar gibi özelliklerini kullanarak bir pod içerisinde birden fazla konteyner çalıştırabiliyorlar. Pod da Kubernetes'teki en küçük birim olarak düşünebiliriz. Temelde mantığı bu şekilde. Önde bir API server var Kubernetes'in. Nodlarla ve kendi içerisinde haberleşeceği zaman API server üzerinden gerçekleşir. API server hem internal'ın, iç master tarafının, hem de dışarıya bakan nodlar içerisindeki objelerin, nodlar arasındaki iletişimin bir şeyi olarak düşünün. Frontend olarak düşünün. Bir işlem yapılacağı zaman dışarıdan da olsa, noddan da olsa, servis account'tan dahi yapılsa API server'a başvururlar ve API server bunu ilgililere ileterek bu işlemi gerçekleştirir. Hızlıca bakalım. API server dediğimiz şey Kubernetes'in frontend olarak düşündük. Diğer komponentlerle doğrudan iletişim kurulduğu tek yer API server'dır. Kendi üzerinde API server bir web uygulaması olarak düşünebiliriz. Şu anki API uygulamalar olarak. Kendi üzerinde authentication, authorization ve admission control gibi şeyleri vardır. Küçük parçaları vardır. Bunlara zaten geleceğiz. Bir diğer bilmemiz gereken şey etc case store. Aslında bu da Kubernetes'in control plane içerisinde bulunan bir database'dir. Verileri key value olarak kendi içerisinde tutar ve tek konuştuğu komponent API server olarak düşünebilirsiniz. Yapı bakımları içerisinde hassas veri tutar, mümkün mertebe etcd'nin işletim sisteminin içerisinde bir şey yazacağı zaman diske ya da file sisteme encrypt ederek yazması faydalı olacaktır. Scheduler ise podların ve container'ların ayağa kalkacağı nodların hesaplandığı yerde. Yani şunu demek istiyorum: bizim elimizde bir
konteyner listesi var. Biz bunu node içerisinde cluster'da ayağa kaldırmak istiyoruz. Fakat en müsait cluster ne bilmiyoruz. Bunun için scheduler devreye giriyor ve Kubernetes'e diyor ki bu podlar, bu konteynerler şu cluster'da, pardon, şu node'da ayağa kalkmalı. Çünkü onun için en verimli olan node. Çünkü kendisi scheduler arka tarafta kaynakların, işte node'un mevcut durumuna bakıyor, aktifine bakıyor, kaynakların müsaitliğine bakarak bu işlemi gerçekleştiriyor ve tabii elde ettiği bilgiyi API Server'a ileterek bu şekilde podların bir nodda ayağa kalkma işlemi işaretleniyor. Peki devamında biz bir podu bir node üzerinde ayağa kaldırdık. Peki bizim desired state dediğimiz bir kavram var. Bu kavram da şu: biz dedik ki 3 tane podlu bir deployment ayağa kaldırmak istiyoruz. Bunu sürekli denetleyecek bir yapı Kubernetes'te Control Manager'dır. Derdi sürekli çalışarak küçük kendince parçaları var, kontrolleri var. Derdi şu: kullanıcıdan ya da herhangi bir yerden aldığı YAML dosyasına bakıyor. Bu dosyayı desired state olarak kabul ediyor ve diyor ki benden beklenen ne? Şu andaki durum ne? Şu andaki durum beklenen durumdan farklı ise şu anki durumu beklenen durum haline getir. Yani 3 tane konteynerimiz çalışıyor. Bunların bir tanesi düştü. Bu durumun fark ediyor Container Manager. Şu an 2 var ama olması gereken 3 deyip 2'yi tekrar 3 yapıyor. Yukarıda anlattıklarım Control Plane tarafıydı. Bir de Worker tarafı var. Worker tarafta temelde 3 tane komponent var. Bunların bir tanesi Kubelet, API Server ile iletişim kuran Kubelet oluyor. Örnek veriyorum, bir pod ayağa kaldırılacağı zaman bir node üzerinde ilgili nodun Kubelet ile API Server ile iletişim kurarak diyor ki kardeş sen git şunları şurada kaldır diyor. Devamında network iletişimi için kubeproxy, container'ın ayağa kalkacağı bir container runtime içinde herhangi bir runtime kurulması bekleniyor. Sanırım Kubernetes default'ta container D'yi kullanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Buraya geçtim. Peki Kubernetes'te yapabileceğimiz security sıkılaştırmaları nelerdir? Bunları konuşursak bunların bir tanesi Kubernetes'in admission kontrollerini kullanarak üzerine zafiyet barınan imajları denetimini yapabiliriz. Control plane tarafında bazı maddelerimiz var. Bunları yaparak yine Kubernetes üzerine güvenlik sağlayabiliriz. Bir de pod security var. Bu üç maddeden bahsedeceğim. Bu arada yine Docker'daki gibi bu maddelerin sayısı bir hayli fazla. Ben en hızlı ve en gerçekten kalıcı çözüm verebilecek maddeleri size paylaştım diyebilirim. Şimdi admission control dediğimiz şey temelde şu: Kubernetes API'ye gelen istekler authorization olduktan sonra API tarafından belli başlı denetimlere tabi tutulabilirler. Bunun tutulduğu yere de admission control deniyor. Admission control'ün yapısı gereği kendi içerisinde mutating, değiştirme ya da valide etme, kontrol etme gibi iki özelliği var. Biz mevcut admission kontrolünü kullanarak bir geliştirme yaparak şunu gerçekleştirebiliriz: kullanıcıdan bir uygulama yazdık. Üzerinde bir API uygulaması yazdığımızı varsayın. Bu API uygulamasına bir imaj bilgisi geldiğinde bu uygulama gidecek imajı indirecek ve imaj içerisinde zafiyet olup olmadığının çıktısını bize verecek bir uygulama olduğunu varsayın. Mesela zafiyet varsa true yoksa false işlemi versin ya da tam tersi. Böyle bir uygulama yazdıktan sonra biz Kubernetes'in admission kontrollerini ve admission kontroldeki validation yapısını ve webhook'u kullanarak şunu yapabiliriz. Diyebiliriz ki ey Kubernetes, üzerine bir deployment işlemi gerçekleştiği zaman ya da bir pod ayağa kalkacağı zaman ben kendimi Kubernetes admission kontrolü register edeceğim. Bu işlem olduğu zaman lütfen beni de araya al ve ben senin webhook gücünden kullanarak oluşturulan o deployment bana verilen deployment dosyasını oluşturmadan önce bir imaj tarama işlemine tabi tutacağım. Üzerine zafiyet varsa taramayacağım. Üzerine zafiyet varsa sana ona göre cevap vereceğim. Biz de günün sonunda tarım işlemi yapıp elde ettiğimiz cevabı tekrardan Webhook'a döndüğümüzde Kubernetes üzerinde true ya da false'a göre bu imaj Kubernetes ortamında çalışabilir ya da çalışamaz kararını verebiliriz. Böylece biz Kubernetes ortamında, Kubernetes runtime'da çalışırken zafiyetli bir imajın Kubernetes içerisinde çalışmaması konusunda talimat gelebiliriz. Bir diğer bilmemiz gereken şey, bu da gene Kubernetes'in API ile alakalı bir durum. Kubernetes API server üzerinde roller bulunur ve gerek bu bir client olsun, gerekse bu service account olsun, API server üzerine bir oluşum ya da bir silme, bir görüntüleme, listeleme işlemi yapacağı zaman bu işlemi authentication, authorization adımlarında kontrol edilerek gerçekleşir. Burada bilmemiz gereken şey şu: client'a da bir service account'a da mümkün mertebe
doğru ve az yetki tanımlamamız gerekiyor. Fazlası olduğu takdirde bir örnek vereyim size. Kubernetes ortamında ayağa kalkan bir poda Kubernetes bir service account bilgileri bilgisi mount ediyor. Bunun da sebebi şu: bir şey olursa ilgili pod API server ile konuşabilirsin. Ona az yetkili bir service account mount ediyor. Şimdi biz gidip Kubernetes ortamında bir namespace oluşturursak, altına da çok yetkili bir service account'u açıp bunu o ayağa kaldıracağımız poda bağladığımız takdirde ve ilerisi için o podda bir güvenlik zafiyeti çıksa, saldırgan dışarıdan içeriye girebilecek bir halde bir zafiyet bulsa ve orada çok yetkili servis account'unu kullanarak buradan şunu yapabilir: bizim Kubernetes API server'ımız ile konuşabilir ve yetkisi bazında tüm notlarda çalışan podları silebilir, deployment'ları silebilir, kendisi zafiyet barındıran bir pod deployment ayağa kaldırabilir gibi şeyler düşünebiliriz. Bu ve benzer atak senaryoları RBAC, yani role based account control, access control doğru verilmediği takdirde gerçekleşebilir. Burada anlamamız gereken şey şu: rolleri doğru bir şekilde bind etmemiz gerekmekte. Bir diğer yapmamız gerek, yapıldığında bize fayda sağlayacak şey şu: şimdi API server'a güzel istek geliyor ve bu isteklerin birçoğu bir şeyleri silme, oluşturma üzerine oluyor. Biz burada bazı durumlar için Kubernetes API Server'a şunu diyebiliriz: arkadaş bak, şöyle 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 istekler gelirse sen bunların için bir log üret ve ben bu logu alıp bir yerlere basayım şeklinde bir senaryo üretebiliriz. Mesela bunların bir tanesi Kubernetes API Server'a oluşturulan secretları gözden geçirme, yani onları elde etme, onları görüntüleme şeklinde bir komut geldiğinde bu bizim için aslında kritik, tehlikeli bir komut. Bu ve bunun gibi istekleri API Server'a bir audit log polis oluşturarak ifade edebilir ve böyle bir işlem gerçekleştiğinde gerek request'in gerek response'u yakalayıp bunun logunu üretebilir. Hatta Kubernetes ortamında bu logları parse edebilecek bir yapı da meydana getirip böylece biz logları yakalayabilir hale geleceğiz. Bu da Kubernetes'in en azından konteyner içerisindeki processor olmasa da Kubernetes'in API server üzerindeki hareketlerini bize göstermiş olacaktır. Buraya kadar control plane'i anlattım size. Burada pod güvenliği tarafında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz Kubernetes'te bildiğimiz gibi pod dediğimiz şey Kubernetes'in en küçük birimi ve bu podun içerisinde bir ya da birden fazla konteyner ayağa kalkabiliyor. Peki biz bu çalışan konteynerları sıkılaştırabilir miyiz? Aslında bunu yapabiliriz. Burada da security context denilen bir kavram ortaya çıkıyor. Ne yapabiliriz peki? Çalışacak olan konteynerların user ID'sini, yani UID'sini değiştirebiliriz. Group ID'sini değiştirebiliriz. Onları konteynerin işte parent prosesinden, mesela konteynerde bir parent proses olsun ya da child proses. Burada allow privilege escalation'ı kullanarak üretilen child prosesin parent prosesten daha fazla yetkiye sahip olmaması gibi şeylerin kontrolünü gerçekleştirebiliriz. Devamında proses bazında onlara yetenek verip o yetenekleri kaldırabiliriz ya da container file sistemine read only gerçekleştirebiliriz. Bu arada burasının sayısı da bir hayli fazla. Ben küçültmeye çalıştım ki uzamasın diye. Bir örnek vermek istiyorum. İki tane podumuz mevcut. Sol taraftaki podda bir Alpine, sağ taraftaki pod, ikisinde Alpine çalışıyor ama sol tarafı default olarak bıraktım ve bu çalışan podu içerisine yukarıdaki gibi, yani ismi normal, ismini şuradan görebilirsiniz. Normal isimli poda exec ile bağlı, içerisine girip ID komutu verdiğimde podun içerisindeki kullanıcının root haklarına sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu durumu security context kullanarak farklı hale getirmek için şunu yaptım: run as user 405 vererek dedim ki bu konteyner ayağı oluşacağı zaman içerisindeki kullanıcının user ID'si 405 olsun dediğimde, bakın ikinci konteynerin içerisine girdim, adını root yazmıştım. İçerisine girdim ve ID komutunu verdiğimde bakın user ID'sinin değiştiğini görebiliyoruz. Böylece biz çalışan konteynerin iç yapısına da Kubernetes'in security context'ini kullanarak müdahale edebiliyoruz. Bir tane daha örneğim mevcut. Burada da şunu yaptım: gene Alpine'ımız var. Bu gene root hakları çalışıyor. Sağ tarafı security context'i dedim ki bu container kesinlikle root haklarıyla çalışamaz. Yani içerisinde root kullanıcısı varsa bu konteyneri oluşturma dedim. Bir sonraki fotoğrafa baktığımızda gene normal isimli poda girip ID yazdığımda içerisindeki ID bilgisini alıyorum. Fakat benim diğer pod not root user isimli podum ayağa kalkmadı çünkü bana bir error verdi.
Bu error yakından baktığımda diyor ki bu container çalışacak olsa, bu imajdan üretilen container root hakları çalışacaktı. Fakat sen run as not root bilgisi verdiğin için burada bir config error vardır. Ben bunu çalıştırmam der. Bir diğeri de aslında read only. Gene buraya hiçbir şekilde dokunmadan bir önceki örneklerdeki gibi root hakları çalışan bir kodumuz var. Sağ tarafta ise container'ın file sistemini true yapıp read only hale getiren bir kodumuz var. Yukarıda da bunun örneğini verdim. Gene ilk normal container'a girdim. Girdikten sonra bir dosya oluşturdum. Oluştu ve çıktısını görebildim. İkinci poda girip burada bir işlem yaptığım takdirde bakın read only file sistemi olduğu için burada da hata aldım diyebilirim. Şimdi işin pod security tarafına gelmek istiyorum. Biz security context'lerle beraber ayağa kaldıracağımız bir deployment ve bunun gibi pod vesaire objeler içerisinde security sıkılaştırması yapabiliriz. Fakat biz bunu Kubernetes genelinde nasıl yapabiliriz? Çünkü mevcutta anlattığım şeyle manuel yapmamız gerekiyor. Burada gene Kubernetes'in admission control özelliğini alarak yani o özellikten beslenerek pod security policy oluşturabilir. Burada da şunu yapabiliriz. Pod security tarafında resimdeki gibi deriz ki Kubernetes genelinde bir pod, bir konteyner ayağa kalkacağı zaman bu kurallara çarpmadığı takdirde bu konteyner ayağa kalksın şeklinde konuşabiliriz. Bu ne demek? Şimdi bu yapıda şu oluyor. Host PID dediğimiz şey bir konteyneri ayağa kaldırdığımızda ve host PID'yi true dersek konteyner işletim sistemin yani host'un mevcuttaki çalışan proseslerini görebiliyor gibi düşünün ki gerçekten bunu yapıyor. Burada host port bilgisi verilmiş. Bu host port gene konteyner işletim sistemindeki haberleşebileceği ya da kullanabileceği portların bilgisini veriyor. Bizim yaptığımız, oluşturduğumuz YAML dosyası bunların bir tanesine çarptığı takdirde bu konteyner Kubernetes genelinde oluşmuyor. İşte pod security policy bize bunu sağlıyor. Biz güvenliği pod içerisinde değil de admission control kullanarak Kubernetes'in tamamını da bu şekilde ele alabilir. Bu şekilde sıkılaştırabiliriz. Bir diğer örnek de buradaki gibi düşünebilirsiniz. Burada gene mümkün mertebe en kritik olan özellikleri kapatıp mesela host IPC network gibi şeyler kapatılmış privileged bir container çalıştırma, read only bir file sistem kullan, capabilities olarak sadece bunu izin veririm ve bunları kaldırırım şeklinde. Capabilities'lar sistem timeline daha farklı bir şekilde girilmişse ya da şunların zıttı bir durum olursa buradaki container gene ya da pod ayağa kalkmayacaktır diyebilirim. Bir diğer bilmemiz gereken şey şu. Kubernetes ortamında by default'ta biz namespace kullanarak virtual environment'lar oluşturabilir ve onların altında işte deployment, stateful set, YAML, pardon, pod oluşturabiliriz. Fakat namespace'ler kendi arasında herhangi bir şekilde izole olmadığı için siz bir namespace altındaki pod'u, container'ı başka bir tanesiyle konuşturabilir, haberleştirebilirsiniz. Burada aradaki erişim problemlerini bitirmek adına sadece ilgili pod'la konuşsun diye pod security policy uygulayabilirsiniz. By default'ta bu mevcut da yok. Bunun için Calico ya da benzer network plugin'leri kullanmamız gerekiyor. Burada yapılan şey şu. Frontend sadece backend'de sadece database'i konuşsun dedik. Ve bunun dışında bakın erişim olduğunda yani backend'den ya da frontend'den database'e bir erişim olduğunda buradaki erişimler tamamıyla kaldırılmış oldu. Burada da örnek bir policy göstermeye çalıştım. Ve bu policy'de şunu diyoruz aslında. Database, component database label'lı bir poda sadece aşağıdaki kuralı dokunanlar şey yapabilir. İletişim kurabilir. IPC bu olacak. İlgili namespace altındaki label'ı bu olacak ve ilgili podun label'ı bu olacak ve şuradaki porttan bağlanacak. Bu kurallar olmadığı takdirde yukarıdaki database komponentine ile poduna erişmek imkansız hale gelsin şeklinde bir kural yazıldı. Gene runtime tarafında Kubernetes'in mevcutta sağladığı bir özellik yok. Burada gene secure comp yani seccomp uygulanarak mümkün mertebe container'ların işletim sisteminin kernel'ına konuşmak için oluşturduğu syscall'ları filtre bir işlem yaparak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Fakat dediğim gibi bu işleri her YAML için, her bir deployment için oluşturmamız gerekecek ya da genel bir profil çizmemiz gerekecek ki bu profil herkese uyumlu olmayabiliyor. Çünkü bugün bir Nginx'in ihtiyaç duyacağı syscall'la bugün Alpine'in ihtiyaç duyacağı syscall'lar aynı olmayabiliyor. Burada da eksiklikler çıkabiliyor. Peki yukarıda anlattığımız ta kod seviyesinden şuraya kadar olan
işlemlerin bir ya da birkaçı yapılmadığı takdirde biz gene Cube'daki gibi runtime tarafında bir şeyleri denetlerken kadük kalabiliyoruz. Yani birisi runtime tarafında container'ımızın içerisine girse, burada container'a bir uygulama yüklese ve orada kripto mining yapsa bunu yakalayacak mevcut bir yapı en azından container seviyesinde içerisinde mevcut değil ve buradakilerin atak senaryolarını örnek olarak verdim. Temelde çok uzatmam, benim anlatacaklarım bu kadar. Şu an sözü Muhammed'e vereceğim. O devam edecek. For this great session, and thank you everyone for your time today. So let me get a brief introduction first about myself. So my name is Mohammed Shaban, and I work as a sales engineer in Sysdig. I'm mainly based in Dubai, and I have more than 10 years of experience in the industry, and I was mainly focused on security, ranging from network security, firewalls, NAC solutions, mail, web security proxies, and recently I moved to cloud security, Kubernetes, and containerization security. And during all of these years of experience, what I have learned is applications have been going through a dramatic change during the last two decades. Starting first with this monolithic application, where we have a group of components which are tightly coupled together. And after that, application started to move into a multiple tiers approach where we have the front end, the back end, and the database. And after that, we were introduced into the microservices approach. On the other side, when we look at the form factor of the application itself, it was mainly deployed on what we call bare metal servers. And after that, we have the virtualization technology. Later on, the cloud service providers came to the image where you are able to deploy your application either in your on-premises infrastructure or using any of these cloud providers. And one of the main game changers that has came to the image since 10 years are containers. So this is what we call the cloud native application. And when you look at this cloud native application, when you try to translate all of these different components to different services that will be running on the cloud, you will find that you have a lot of components to manage, including that you will have, in most of cases, hybrid environment where you have on-premises data center, one or two cloud accounts on different service providers. You need to deploy your computing instances. You need to use storage. You need to use databases. You need to manage the identity and the access management and a lot of services. In addition to that, the application, as we know, has changed. So instead of deploying the traditional application in the format of virtual machines, you right now have new format, which is containerization or serverless. And on top of containerization, you need to deploy some kind of container orchestration tools that gives you the full agility of containerization technology. And to be honest, when we look at all of these different services, we cannot blame the IT and the cloud teams because they are not only responsible right now for the application availability, but they are responsible for managing the security for all of these different services, which require a very wide range of skill set. According to a report that has been shared by Gartner, almost 100% of the successful security attacks on cloud environment and the cloud native applications, the main reason there was because of a human security misconfiguration. So the message that I'm trying to say here is the siloed approach will not work anymore, and you cannot manage each aspect of this security aspects in an individual way. What you need is to have a platform, and this platform is able to embed the security into the different pieces and different phases of the application life cycle, which you call right now the DevOps chain. This application or this platform is what we call nowadays CNAPP or Cloud Native Application Protection Platform. And this is mainly what we are doing at Sysdig.
So before I start to give an idea about SysDig, let me first give you a quick introduction about SysDig from a technical perspective. So mainly SysDig was founded by the guy in the middle here, which is known to be called Loris Dejuani. And maybe Loris, all of us knows Loris because mainly Loris was one of the co-founder of Wireshark. And the reason he did that is he believes that if you need to understand in a deep way about the network traffic and to try and be able to apply the security of your network, you need a tool to give you the capability to monitor what is happening within your network data. And by that time, we didn't have too much tools that was open source to give us this capability. So he invented Wireshark. And from 10 years when containerization came to the image, it was very obvious that container and application containerization will be the de facto standard for deploying applications. So mainly Loris invented two tools. The first tool is called SysDig Open Source Inspect, which is used to visualize the data and visualize the forensic information in the containers to help you doing forensic investigations. And the second tool is called Falco. And Falco is the main component here that we need to focus about. Falco is a tool used to monitor system calls. And as we know, containerization is mainly based on sharing the same operating system kernel between different applications. So Loris has decided that the best source of truth for us to start monitoring the runtime events and detect runtime security events for the containers are by monitoring system calls. And very quickly, Falco has been adopted by the community, especially when we donated Falco in 2018 to the Cloud Native Computing Foundation. And as you know, Cloud Native Computing Foundation is the entity responsible for managing Kubernetes as a project. So Falco right now is managed by CNCF. And since this time, Falco has been downloaded more than 50 million times. And since this time, the development of Falco is continuous with a great set of contributing organizations, including AWS, Azure, Red Hat, Oracle, Apple, and more and more. And right now, SysDig mainly started in 2015 after 2 years of the launch of Falco in 2013. But right now, when we speak about SysDig, we can proudly say after we was only based in the HQ in San Francisco, we are operating in more than 20 countries right now. And we have expanded during last year in the META region. And we have doubled our capacity during the last year to be able to fulfill the great demand of DevOps security in the market. And while we are engaging with our customers, what we have seen that is containerization is one of the steps that customers always take to make their cloud journey more easier. And this cloud journey mainly can be described in main three phases. The first one is about discovery. This is where you start exploring the different cloud services and you start doing lift and shift the application as it is to find or to try the application on the cloud. The second phase is about modernization, because if you need to leverage the cloud, you need to do refactor for your application to be able to achieve the required benefits of the cloud. In this phase, this is when you try to refactor some of your applications to lever containerization and start testing the flavor of agility and high availability of containers and container orchestration. The third phase, which is the highest maturity of the DevOps, this is where you have all of your applications has been refactored into microservices. All of your applications are being containerized and orchestrated using one of the orchestration tools. You are leveraging pipelines tools to automate the application image building and deployment into your environment. You are leveraging infrastructure as a code to codify
your application resources and your cloud resources. The challenges that we have seen during this transformation are not new challenges. They have been there for a while. To be honest, we have a lot of solutions that are able to solve these challenges. But the new challenge here is while you are moving to the DevOps chain and while you are moving into the cloud native applications, these traditional and legacy solutions are not the best way to handle these challenges. Taking one of these examples, fixing software vulnerabilities or vulnerability management. According to a report that has been published by GitLab in 2021, it has been found that almost 60% of users are releasing a new application version every couple of days, and sometimes it's on a daily basis, which means vulnerability management, if it is not integrated into your pipelines and if it is not automated and shifted left, that means vulnerability management will become a business blocker for the productivity. It will affect your business objectives. Another example, for example, that we have here is the ability to detect runtime security threats and responding to them. According to a study that has been done by Sysdig and published as a cloud native report in 2022, it has been found that almost 45% of containers live less than 5 minutes, which means if you don't have a mechanism that is able to detect the threats in your containers, and this mechanism should be able to map these security threats into container and the Kubernetes context, and at the same time, give you the ability to track these security threats and do forensic investigation and respond to them after even these containers has been destroyed. So you will be in a great risk. In addition to that, when we speak about leveraging different cloud service providers, the ability to be able to track all of these different cloud services and make sure you have applied the correct security configuration there will be very challenging for you. The last report is from Red Hat, which says almost 40 or almost 90% of companies that are leveraging containers has suffered from a security incident during the last year. So what we need here is, as I have said in the introduction, is a single solution that is able to integrate with the different pieces in your DevOps chain and give you a unified pane of glass through which you are able to track the security threats and be able to respond to them and help you in embedding the security into the software lifecycle. And this is what we are doing in Sysdig using Sysdig platform. We are doing this mainly using two products line, Sysdig Secure, which is more focused on DevOps security, Sysdig Monitor, which is more focused on getting visibility and monitoring into containerized and orchestrated applications. Let me give a brief idea about the two product lines. The first product line is Sysdig Secure. And as I have said, Sysdig Secure is a DevOps security platform that enables the IT and the cloud teams to run their applications in production while embedding security, maximizing availability, and validating compliance in a continuous way. And as we visualize the DevOps chain here, it starts mainly from the first phase at the left, coding phase, and this is where you start to codify your application or your container and Kubernetes resources into an infrastructure as a code file using any of the common tools, like, for example, Terraform or Helm charts or Customize or the YAML manifest that will be used to deploy the application. The second phase is about build phase, and this is where you start using CI/CD tools and pipeline tools to build your pipeline jobs that will be responsible for detecting any change in your Git repo, and based on that, start building a new application image and push it through the remaining steps
of your DevOps chain. The third phase is about runtime. This is where you need to detect runtime security events and be able to respond to them and take action. And at the same time, making sure the infrastructure and the different layers of the stack responsible for giving you the final product, which is the containerized application, are being configured with the security best practices and being able to do that on a continuous way. And the last phase, which is the response phase, when you have a security incident or you have some indicators of compromise, do you have the enough data which is required for you to make this investigation and find the root cause or not? The first use case that I will start with is about runtime security. And this is the area where I can with trust say we completely doesn't have the visibility required there because of how application or how containers work. It's work based on sharing the same kernel. And because of that, if you don't have a tool that is able to start correlating the security events into the containers and the Kubernetes context, using these new approaches and these new logical parameters, using the clusters and namespaces, services, deployments, containers, and so on. So it will not make sense for you how to start mitigating this risk. And Falco has become the de facto standard since it was invented by Sysdig founder, Loris DeJuani. Since this time, it has been widely adopted by a lot of end users to secure their containers. And even sometimes it's being used by different solutions to embed containers security. And when it comes to using Falco in the open source, sometimes when you try to scale your Falco deployments to huge Kubernetes clusters, when you need to add the flavors of taking actions against these malicious actors, or when you treat to do slice and dice for your security to customize security for different environments that you have for your applications like production, staging, development, etc. So all of these challenges become the critical with the open source. And this is what we are doing at Sysdig Secure. So when you look at Sysdig Secure, when we speak about the runtime security, Sysdig Secure is the commercial version of our invention, the open source Falco. So we provide you with the ability to use this very powerful open source tool with some additions that makes you able to meet the large enterprises' needs when it comes to scalability, the ease of use by using the friendly user interfaces, and a great set of workflows that help you in applying and enforcing security based on a great set of rules and policies that are being continuously updated by Sysdig Threat Research Team to help you in knowing what would be critical in your environment and what need to be monitored, in helping you also in adding the flavor of response by stopping malicious actors. When we detect something in a malicia in a container, for example, we can help you in eliminating this threat by killing or stopping these containers. We can help you in integrating with your existing ecosystem, including the same solutions that you have, including the different notification channels. And based on that, you will be able to do the required correlation from these different systems that you are using to correlate the security threat events from different systems together. And because Falco has become an open source, while Falco has been mainly developed to start monitoring system calls to give you an idea about the threats in containers, the development is continuous. And again, this is the power of open source. Falco nowadays, while we speak, can detect the threats in containers and on the infrastructure, the servers holding these containers. It can be integrated with the container orchestration tool like Kubernetes or OpenShift to give you an idea about the malicious events that are happening over these APIs. It can be even integrated with different cloud service providers like Azure, like Google, like AWS, to give you an idea about the malicious
events that we see in these different cloud service providers. So using the same tool, Falco, and using the same language of building the security policies, you will be able to monitor all the threats across all the stack responsible for giving you the final product, which is the running application. The second use case that we see very interesting in containerized and the cloud native application is how to be able to enforce or shift the security left to manage your vulnerabilities in the application images in a proper way. And the reason for that is application image actually exists in a lot of places, starting from your CI/CD and pipelines tools, like for example, Jenkins or GitLab or GitHub or Azure DevOps. And this is where we come to the image. We as Sysdig integrate with these different pipelines tool, and we do shifting security to the left. So while your pipelines are running and trying to build the application image, we start scanning them to find if there is any critical vulnerabilities that exist into your application image. We scan these files for best practices of building Docker files and OCI images, like exposing any sensitive secrets, like for example, running privileged containers or using any unrecommended package manager instructions. And if any of these things has been detected there, we will be stopping and failing the pipeline, and we will stop this security misconfiguration to go through your production environment. The second phase where the application image exists is in the registry. This is where you have already built the application image, and it will be stored there into the registry to be built later on, maybe manually or maybe by using continuous deployment tool to run the application. This is where also we start scanning your application image and look for any critical vulnerabilities. The third and very critical phase is the admission phase. This is where the Kubernetes administrator try to make a new deployment. And at this phase, we as a Sysdig use our admission controller, and the main function of this is to stop these deployments and make sure they have been scanned before using our scanning engines, and also make sure they have passed the security scanning successfully. If not, it will be stopped from running into the production environment. The phase number four, as we describe it, it is not only about shifting the security left, but rolling to the right. You have to cover all the chain and look for vulnerabilities everywhere in this chain. So we also continue in scanning the application image, which is already running. And to be able to detect any critical vulnerabilities into the running applications into your environment. So this is how we are able to enforce vulnerability management best practices across all the different phases where your application image exists. The case number three, which is very interesting, is about continuous compliance validation. This is we hear a new terminology like CSPM, which is abbreviation for Cloud Security Posture Management. And the story behind that is while you are moving to the cloud, you need to make sure you are securing every step of your journey. And this journey starts with the first step, which is using different services and building infrastructure there in the cloud service provider. And this is where we start by doing the cloud secure. For Sysdig, we start doing our integration, and we will be able to collect the different metadata related to your security configuration, and we'll be able to validate this against multiple security frameworks and benchmarks, like, for example, CIS benchmark or AWS best practices, and tell you we have seen security misconfiguration in this area and this area, and this is what you need to do to start closing this gap. And security or compliance validation is not something that will happen only one time, but it needs to be done in a continuous way so that you are able to monitor your compliance KPI by time.
The second phase is about starting to look at the identity and access privileges that are being granted into your user, speaking about AWS. So we are able to help you in enforcing the least privilege approach. We can tell you what users we have seen there and what policies and rules are being assigned there. And if we have seen any excessive privileges, and we can recommend you how to optimize the security policies in addition to detecting any public S3 buckets in your accounts. And moving forward with that, we extend the cloud security to detecting the malicious behaviors by doing the integration and investigating the cloud trail logs in your AWS or audit trails in GCP or Azure. And based on our validation and a great set of rules, of Falco rules that comes already out of the box with the solution itself, you will be able to detect threats into your cloud environment. So right now, you have made sure your initial steps are being done in a correct way. You have been able to detect any security misconfiguration. You are able to monitor the rules and the privileges assigned to your users and the operator identity and the access management least privilege approach. And after that, you are detecting and validating all the security events that are happening there. When it comes to compliance, we are not only limited to doing compliance validation for the cloud infrastructure and the cloud services, but we at Sysdig are very cloud native application oriented. So we help you in validating the compliance for all the components responsible for giving you the application. So we help you in validating the compliance of the operating system itself, like Linux, for example, to make sure you have deployed that according to the security best practice. We can help you in validating the compliance for Kubernetes, and this is a new terminology called KSPM, Kubernetes Security Posture Management. How to validate if have you applied the security best practice to your Kubernetes deployment, as my friend Erdem was explaining. This is how we can help you also in this area. And after that, we can help you in validating the system calls related to the application against different security framework. The case number four is about infrastructure as a code security. And this is where we will be able to shift the security more to the left before the build phase, where you will be hosting your application manifest file or your resources manifest file in one of the repos like GitLab or GitHub or Bitbucket, for example. This is where Sysdig can integrate with these tools. And when any developer try to make a new pull request or create a new file that will be responsible for deploying a Kubernetes resource, who will be validating this infrastructure as a code file. And if we have noticed any security misconfiguration, we will be telling you we have seen security misconfiguration there. And at the same time, not only doing this, but if we have detected any security misconfiguration into your running Kubernetes cluster using KSPM, we can help you in closing the loop and remediating at the source by recommending you what need to be changed according to the security violation. And we can integrate with the Git repo and open the pull request for you for review and approval. The last things that I need to mention when I finish speaking about the DevOps security, if you check the Cloud Native Computing Foundation website today, and if you check the number of tools that can support and serve of the cloud native applications, you will find more than 200 or 300 projects. So it's very important for you when you select your security solution to make sure it is able to integrate with this great ecosystem. And we at Sysdig have an API driven approach to product, which means we have published our API in a Python SDK that can be integrated and can be used for automating a lot of functions that are needed for the operational approach. Even we at Sysdig has our modules in Terraform, which means you can leverage Sysdig configuration automation
using infrastructure as a code. And when we speak about what we are supporting from the different phases, we can see a lot of things here. When we speak about the containerization, we support almost all of the flavors of container runtimes and Kubernetes and container orchestrations. We can integrate with most of the used pipelines, tool registries, and so on to help you in shifting the security to this area. We can integrate with most of the SIEM solutions and notification channels to help you integrate what we are finding in your DevOps security journey into the existing ecosystem. The second product line is SysDig Monitor. And to be honest, sometimes we might overlook the monitoring process, but getting back to my security basics, security is a triangle, CIA, and availability is one corner of this triangle. And availability is not a zero or one switch, but availability, even we can say we have an availability incident when the application performance is downgraded and your users are not able to use the application in a proper way. And this challenge becomes bigger and bigger when it comes to containers and container orchestration, due to the fact you have a lot of things to monitor there, starting from the infrastructure, the container orchestration, and the applications running on top of this container orchestration. And every aspect of these aspects have its own ways to do the troubleshooting. In addition to that, container itself has a very short lifetime, which means if your application is getting down due to an application-related error, you will not have the enough data to help you in troubleshooting. So SysDig Monitor is the second solution from SysDig that can help you in embedding monitoring visibility and performance optimization into your container and the cloud native applications by helping you in monitoring and troubleshooting Kubernetes stack and providing you with a managed Prometheus service that can help you in collecting very detailed and very customized deep metrics from your applications. And to go quickly over what we are doing in monitoring, we can help you in getting very deep insights and visibility when it comes to Kubernetes monitoring, starting from the availability of the infrastructure holding this Kubernetes deployment itself, monitoring the data or the monitoring the control plane components of Kubernetes, including the different components like the etcd, the core DNS, the CNI plugin, and so on, helping you in monitoring the applications in the data plane itself to make sure these applications are already running or not, and giving you the ability to have all of these data from single pane of glass. The second thing is the ability to collect what has been described by Google, the golden signals of applications, the latency errors, the saturation, and the traffic. So all of these metrics can be collected natively by our solution. And the very beautiful thing is this is being done using the same platform, the same user interface, the same components, the same agent. And you don't need to do any instrumentation for your application to be able to collect these. In addition to that, we provide you with a great set of dashboards, like, for example, dashboards related to Nginx, the ingress controller, the Istio service mesh, in addition to databases and so on, to help you and giving you a ready dashboard for your teams to be able not only to make sure the application is available, but to look for a specific thresholds in terms of the CPU, the RAM memory utilization, and so on, to trigger and notify your teams about any expected application performance degradation and be able to reduce the mean time to resolve for all of these issues. Recently, this year, we have announced the availability of our SysDig Advisor troubleshooting, through which you will be able to start getting advisories about the different availability events that we see in your Kubernetes deployment, like, for example, errors related to CPU utilization or RAM memory, or errors related to your containers, like, for example,
the image bull error or crash loopback, for example, or some containers are not being or are unscheduled due to unavailable resources and so on. And using the Sysdig Advisor tool, you will be able to dig deeper and deeper until you reach to the boot, to the container inside the boot itself, and even see live logs from inside your containers. You will be able to monitor everything even when you reach to the application level itself. And as we have seen, this helped the Kubernetes administrator to enhance and speed the process of troubleshooting up to 10 times. The last thing is using Sysdig, you can start using our managed Prometheus offering. So we are providing Prometheus as a service, which means using the same agent also if your applications are exposing Prometheus metrics. Our agents will automatically start collecting these Prometheus metrics, and you will have the ability to use the user interface in doing a lot of Prometheus query language queries, building dashboards, getting notifications with a great set of libraries related to how to do the integrations of different applications, what metrics are important for each and every application to monitor, and so on. While at the same time, you don't need to be worried about the scalability of the Prometheus deployment or making sure it's compliant with any security compliance, because we are doing that for you. And to conclude, what I have said today is that cloud native application protection platform is something that is mandatory right now. If you need to make sure the cloud native teams are able to look at the different security threats in an integrated and in a full picture way to be able to track the threats across the different phases. And while we are trying to move to cloud native application protection platform, we will start seeing a lot of terminology which might be new to us, like, for example, CWBP, Cloud Workload Protection Platform, or CSPM, Cloud Security Posture Management, Cloud Infrastructure Entitlement Management, Kubernetes Security Posture Management, and a lot of terminology. So this is what we are doing at Sysdig, giving you all of these different security features that can help you in running your application with confidence while maintaining the security and the availability. So if you are moving into containers and you are not sure yet how to embed security into your DevOps chain, please feel free to reach out to me or reach out to Erdem. You can see my contacts here on the screen, and I will be more than happy to start engaging with you and telling you more how we at Sysdig can help you in securing your cloud and the cloud native applications journey. So back to you, Erdem. Thank you, Mohamed. It's very nice to hear your presentation. Bir soru var mı? Biraz vaktimizi açtık detaylı şeyler aktarmak için, ama soru varsa hızlıca alabilirim. Bir soru geldi. Mohamed, is there a question in question? Can you see chat? Yes, I can see the chat, but I don't see any questions. How can I share with you? Wait a second. I can firstly share my screen so you can also chat screen. There's a question from Sinan Yılmaz. When we are in eradication and recovery response process, takes how many days or week generally? So actually, it's how many days or weeks it takes. This depend on the times that you are doing an investigation. But rephrasing the question, how we are helping you in that? We are helping you in that by three layers of actions that we can take. The first is taking actions against malicious containers by killing or stopping them. The second way is by creating the security events and the activity
audit log that will be available for you to do your investigation. And the third phase is about taking forensic investigation data. So we at Sysdig do system call bucket, system call capture, which means we can capture all the system calls that happen during a security events before and after the security events, so that when the SOC team is trying to investigate the root cause of the security event, you will have a great set of data telling you everything about the services, the processes, the command line executions, file access, network connections, all the containers that was running during this time, which will help you in detecting the threat itself and helping you in detecting if this threat has been expanding to your environment by doing container escape, for example, or privilege escalation and so on. So we'll be able to provide you with all the data that is required to do this investigation. Okay. Thanks a lot. Başka bir soru var mı? Bu arada zaten sunumda mail falan paylaşılır. Dilerseniz mailden iletişime geçebilirsiniz. Ya da sunum sonrası da bir şekilde LinkedIn'den vesaire iletişime geçip şey yapabiliriz. İletişim kurup sorularınızı cevaplamaya çalışabiliriz. O zaman bir dakika daha bekleyeyim. Soru olmazsa sunumu bitirelim. Muhammed Aysel, we wait 1 minute, but is there any question they sent or not? If we didn't take any question, we will stop our presentation. I just wait for question. Okay. Fair enough. Tamam, başka bir soru yok. O zaman kapatalım. Geldi. Gene Sinan'dan. Muhammed, can you see a question? It's about Sysdig. Threat hunting methodology is similar to normal security operation center or not? Okay, so threat hunting here is being actually done using different ways. So the first way is based on a rule-based approach. This is where you create security rules to help you in detecting malicious security events. The second way is using indicator of compromises. So using also Falco, you can start creating rules to help you in detecting indication of compromise, and based on that you will be able to start digging deeper into that. The third layer is by using the threat intelligence feeds. So we recently announced our integration with Proofpoint threat intelligence feed, so that we can always help you or alert you about the latest threats that we can see by doing this integration. In addition to that, we are leveraging different advanced ways, like, for example, doing behavioral learning for application behavior. So we can tell you what behaviors we have seen for the application itself, what file that is being accessed, what system calls, what network connections are being established. We have also advanced ways in detecting container drift to make sure that the container is not drifting from its intended original state. And the last thing is using supervised machine learning models to help in detecting advanced techniques like advanced attacks, like, for example, cryptojacking. And the most important thing for this year is this machine learning are being done using supervised trained modules, which means it has a very high of precision and the false positive rate is very low. And the last thing is the power of open source is that Falco is an open source tool, which means even if you have your own methodology of creating a very tight security policies, you will be able to customize the rules. We are not a black box. We can always customize everything that you need to do in the security box. Thank you. Bir başka soru Emre'den gelmiş. Evet, var. Aslında ben daha önce güvenlik testlerinde şunu görmüştüm. Docker tarafında çalışan, Docker mıydı, Kubernetes'ini hatırlamadım ama .NET Core çalışan bir uygulama vardı. Bu uygulama üzerinde file IO yapabiliyordum aslında. Dosyayı okuyabiliyordum. Burada yaptığım şey şu olmuştu. Dosyanın secret bilgilerini okuyabilmiştim. Hatta uygulamanın çalışmasını bozacak diğer dosyalarında yine
bulduğum web zafiyeti üzerinden gerçekleştirebilmiştim. Mümkün mertebe bu uygulama içerisindeki bazı dosyaları silebiliyordum ve Application JSON'daki secret verilerini okuyabilmiştim. İlerisine baktığımız zaman biraz Google'ladığımızda Google'da falan çıkıyor. Kimileri sunumda da örnek verdiğim gibi konteynere bir volume bağlamış. Bir volume Docker daemon'ın kendi volume'ü ve bir şekilde konteynere remote code execution'a dalmış. Ve orada host'a zıplayabilecek bazı saldırılar yapmış. Hatta bazı örnekleri internette, bazı örnekleri de CTF'de falan da bulabilirsiniz. Yani orada da bu senaryolar işleniyor. Kubernetes tarafında da keza böyle bir şey var. Aslında yanlış hatırlamıyorsam Tesla'nın kendi Kubernetes ortamında bir şekilde Kubernetes'in dashboard'a dışarıya açılmış ve dashboard by default'ta en yetkili kullanıcı haklarıyla çalışıyor ve herhangi bir authentication mekanizması gerçekleştirilmemiş. Saldırgan bu dashboard üzerinden yanlış hatırlamıyorsam podlar ayağa kaldırabiliyor ve bu podları cryptojacking saldırısı için kullanıyor. Sadece bu aslında şey yapmış bir nevi, arka tarafta çalışan bir işlem yapmış ama daha kötüye gidebilir. Dediğim gibi gene aynısı Docker'da yapılabildiği gibi Kubernetes tarafında da tüm ortam silinebilir, bozulabilir. Ya yani Kubernetes'e de gene container runtime'dan yani container'dan host'a zıplanacak senaryolar üretilebilir. Umarım açıklayıcı olmuşumdur. Okey. Şu an sunumu bitirebiliriz. Dediğim gibi çok fazla vaktaşmak istemiyorum. İnternetten bir şekilde bize ulaşabilirsiniz. Zaten açıklamalar mevcut. En kötü bana ulaşıp ben de sorularınızı Muhammed'e de götürebilirim. Okay, Muhammed, we can stop presentation. It's enough for us. See you next presentation also. Thanks a lot to join us. Thank you, everyone. Thank you for your time. Have a good day. İyi günler, iyi çalışmalar. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz.